Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugünkü ikinci videomuzda bankaların bilançolarını karşılaştıracağız. Burada önce tek tek gidiyor olacağız. Daha sonrasında da biraz karşılaştırmalı ilerliyor olacağız. Hızlı bir şekilde bilançoları inceleyeceğiz. İlk olarak Yapı Kredi Bankası'na baktığımızda burada faiz gelirlerinin 16 milyar liradan 22 milyar liraya çıktığını görüyoruz. Faiz giderleri de burada tabii benzer oranda artmış. Net ücret komisyon gelirleri burada 3 milyar 632 milyona çıktığını görüyoruz. 2 milyar 766 milyondan. Net dönem kârı da burada bir artışla yükselmiş. Şu anda fiyat kazanç oranı da 3.20 zaten. Çeyreklik net faiz geliri geçtiğimiz seneye göre biraz daha yukarıda. Çeyreklik net kârda neredeyse 2 kata yakın bir artış göstermiş. Verilen kredilerde de bir artış var burada 335 milyar seviyelerinde. Burada takipteki kredi oranı da Yapı Kredi'nin 7.10. Net faiz marjı da 3.92 olmuş. Bankalardaki iyileşmelere iyi bir örnek olmuş aslında Yapı Kredi. Burada devam ettiğimizde garantiye baktığımızda ise garantide de yine ciddi bir şekilde faiz gelirinde artış var. Net ücret komisyon gelirlerinde de yine bir artış var. Net dönem karında da 3 milyar 295 milyondan 5 milyar 377 milyona çıkış var. Fiyat kazanç oranı da 4.27. Burada verilen kredilerdeki artışı görüyorsunuz. Geçen seneye göre net kârdaki artışı görüyorsunuz. Ve çeyreklik net faiz geliri de burada güzel bir şekilde artmış garanti tarafında da. Takipteki kredi oranı 4.5 Yapı Kredi'ye göre daha düşük seviyede. Net faiz marjı da 4.90 yine Yapı Kredi'den daha yüksek bir seviyede. O yüzden burada bir tık daha garanti belki Yapı Kredi'ye göre daha risksiz konumda olabilir. Burada finansal varlıkların 151 milyardan 166 milyara çıktığını görüyoruz. Gerçekten iyi bir finansal varlık artışı da yapmış garanti. Öz kaynaklarda yine 64 milyardan 67,5 milyar lira çıkış var. Devam ettiğimizde QNB Finans Bank'a baktığımızda burada da yine benzer bir senaryo var. Artışlar var. Net ücret komisyon gelirlerinde de bir artış var. Net dönem karında da bir artış var. Fakat garanti ve Yapı Kredi ile kıyasladığımızda bence çok daha düşük seviyelerde kalmış QNB Finans Bank'ın artışları. Burada finansal varlıklarda hatta azaldığını görüyoruz QNB Finans Bank'ın. Yapı Kredi'de de çok az bir artış vardı burada. QNB Finans Bank'ın kredileri de artmış bu tarafta. Öz kaynaklar çok az artmış. Burada fiyat kazanç oranı zaten çok yüksek seviyelerde QNB Finans Bank'ın. Diğer bankalar gibi fiyatlanmıyor. Ve takipteki kredi oranı da 6.30. Net faiz marjı da 4.36. Açıkçası diğer iki bankayla kıyasladığımda QNB Finans Bank biraz onların gerisinde kalıyor. Şu an bir sıralama yapmak istersem en iyi bilanço bence Garanti'nin, sonra Yapı Kredi'nin, sonra QNB Finans Bank'ın olmuş. Şimdi Akbank'a bakalım. Akbank'a baktığımızda burada yine benzer bir senaryo. Faiz gelirlerinde bir artış var. Net ücret komisyon gelirlerinde de bir artış var. Net dönem karında da bir artış var. 2 milyar 885 milyondan 4 milyar 134 milyona çıkmış. Burada finansal varlıklarda yine Akbank'ta da güzel bir artış olmuş. Kredilerde yine artış var. Çeyreklik net faiz gelirinde de çok ufak bir artış olmuş. Net karda daha iyi bir artış olmuş. Fiyat kazanç oranı şu anda 3.64. Yani aslında en ucuzlardan yine Akbank'ta seviye olarak. Takipteki kredi oranı 6.70 ve net faiz marjı da 4.80 olmuş. Net faiz marjı yüksek olmasına rağmen takipteki kredi oranı bir tık daha diğer bankalara göre yüksek seviyede. Burada Akbank'ın bilançosuna da baktığımızda açıkçası birinci olarak Garanti şu an en iyi durumda diyebiliriz bence. Sonra burada biraz daha ucuz olmasıyla Akbank gelebilir. Fiyat kazanç oranı 3.64. Sonra Yapı Kredi ve daha sonrasında QNB Finans Bank gelir diyebiliriz. Burada Akbank'ta öz kaynaklarını 63 milyardan 67 milyona çıkarmış. Dört bankayı kıyasladığımızda bilançoları fena değil. Gerçekten bankalar tarafında bir iyileşmeler görülüyor. Bu rakamsal olarak da bariz bir şekilde görülüyor. Umuyoruz bankalarda daha iyi yerlere gider. Ve işte artık ufak ufak onlar da temettü ödeyebiliyor olacakları için biraz daha bu tarafta yatırımcı çekebilirler ilerleyen zamanlarda. Herkese bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. İkinci hızlı bilanço analizimiz de bu şekildeydi. Hoşça kalın, borsayla kalın.